Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bir hafta boyunca Türkiye'de acaba en çok hangi şarkılar dinlendi? Bu sorunun cevabını bu videoda sizlerle birlikte paylaşacağız. İşte en çok dinlenen 20 şarkı. Bu 20 şarkıyı neye göre belirledik? Türkiye'nin ve dünyanın en önemli müzik platformlarından bir tanesi de Spotify. Spotify'da bir şarkının günlük, haftalık, aylık ve yıllık dinlenme raporlarını öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla bu videoda Spotify haftalık dinlenme raporlarına göre Türkiye'nin geçtiğimiz hafta en çok dinlenen 20 şarkısını belirledik ve hemen 20 numaradan başlıyoruz. Spotify haftanın en çok dinlenen 20 şarkı sıralamasında 20 numarada Isla isimli şarkı karşımıza çıkıyor. Bu şarkıyı Muşta ve Şeyhin Şah birlikte yorumluyorlar. Şarkının hikayesine gelince aslında popüler olmasında en etkin rolü oynayan bir televizyon dizisiydi. Avlu isimli dizide bu şarkı kullanılınca şarkının önü de açıldı ve her geçen gün popülerliği arttı. Allah'ım ne olur bana yardım et, delirtmek üzere bu insan. Havada gidilmez, güneşli günde gidilmez aslında. Kurtulur zebanilerden akmayan suyuyla çölde çeşmeler var. Haftanın en çok dinlenen şarkıları sıralamasında 19 numarada Manuş Baba'nın yorumladığı Bu Havada Gidilmez isimli şarkı yer alırken 18 numarada bir rap soundu içeren şarkı karşımıza çıktı. Neyim Var Ki isimli bu şarkı Ceza'nın Rap Star isimli solo albümünde yer alıyordu ki söz konusu şarkıyı Ceza albümde Sagopa Kajmer'le birlikte yorumlamıştı. 18. sırada yer alan bu şarkının ardından geliyoruz listemizde en çok dinlenen şarkılar sıralamasında 17 numaraya. 17. sırada İstanbul Trip'e ait olan Kural Ne Bilmiyorum isimli şarkı yer aldı. Ya kural ne bilmem, herkes kraldan kralcıdır. Başkaları bu bir isyan, tüm satılık medyanıza karşı bak pozum artist. 16. sırada 2018 yılında şarkı sözlerinde uyuşturucuya özendiren sözler yazdığı için gözaltına alınan bir isim karşımıza çıkıyor. Spotify haftanın en çok dinlenen şarkıları sıralamasında 16. sırada yer alan isim Barry Soprano. Gerçek adı Burak olan Barry Soprano'nun listemizde 16. sırada yer alan şarkısı Mary Jane. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Seni istiyorum yanımda, her gün bu durum beni mahvedecek. Çek bir duman bana da. Geri sayımda 15 numaraya geldiğimizde 15 numarada Şeyhin Şah yeniden karşımıza çıkıyor. 20. sırada Muşta ile birlikte düet bir şarkı yorumlamıştı ve geri sayımda 15. sıraya geldiğimizde Şeyhin Şah bu kez solo şarkıyla karşımıza çıkıyor. Listemizde haftanın en çok dinlenen şarkıları sıralamasında 15 numarada yer alan Şeyhin Şah şarkısı Yak Yak Yak. Hangisi tatlıdır da yap yap yanlış hesap, cam patına tap para ya 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 ya, nasıl bir kafa, nasıl bir çak çak çak. 15 numarada yer alan ve gerçek adı Ufuk Yıkılmaz olan Şeyhin Şah'ın ardından geliyoruz bu kez 14 numaraya. 14 numarada da Ben Fero yer alıyor. İzmirli olan ve gerçek adı Ferhat olan Ben Fero'nun Mahallemiz Esmer isimli şarkısı haftanın en çok dinlenen şarkıları sıralamasında 14 numarada yer aldı. Ara ki bul işimi, çok severim peşini. Senelerdir bırakmadı bodycilik peşimi. Ben Fero'nun şarkısının ardından şimdi listemizde yer alan diğer şarkılardan bazılarına kısaca göz atalım. İşte 13, 12 ve 11 numarada yer alan şarkılar ve solistleri. Yasak meyve gibi uzak Leyla'm bana of. Görenler diyor bana aman sonum. Senin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi gece. Kazanık tırnaklarla gerçek dinlenme raporlarına göre hazırlamış olduğumuz ve 20 şarkının yer aldığı haftanın en çok dinlenen şarkıları sıralamasında 10 numarada bir diğer erkek vokal yer aldı. Bilal Sonses. İçimdeki Sen isimli şarkının sözü ve müziği ve şarkının düzenlemesi Bilal Sonses'e ait ve listemizde 10 numarada. Nasıl baktın gözlerime, nasıl tuttun ellerimi, nasıl kaldın. Geri sayımda şu ana kadar 11 şarkıyı geride bıraktık ve geldik 9 numaraya. 9 numarada karşımıza Ezhel çıkıyor. 9 numarada yer alan Ezhel şarkısı Geceler. Geceler, geceler, kafamın peşindeyken yaşarım neyim neyse.
Ezel'le ilgili bir parantez açalım. Mayıs 2018 tarihinde Ezel, uyuşturucuya özendiren şarkılar yazdığı ve yorumladığı için tutuklanmış ve yargılanmıştı. Ancak daha sonrasında beraat etti. Bu tutuklama ve yargı süreci medyaya yansıyınca kaçınılmaz olarak Ezel'in bilinirliği ve beraberinde popülerliği daha da artmıştı. Ve geri sayımda 9 numaradan 8 numaraya geldiğimizde yeniden Ezel karşımıza çıkıyor. Ancak bu kez yalnız değil. Ezel, Anıl Piyancı'ya eşlik ediyor. Şarkının adı Kafa On. Kurala murala ben gelemem orada durama der. Yakala kafamı bana yeter. Kafa on. Numara numara. Bir haftalık dinlenme raporlarına baktığımız zaman şunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Ezel listeye ambargo koyan erkek vokallerden biri. Şu ana kadar 3 şarkısı listede yer aldı. Ezel gibi bir başka erkek vokal daha var. O da 3 şarkısıyla listede yer alıyor. Birazdan o ismi de sizlere açıklayacağım. Ezel ile ilgili bu detayı sizlere aktardıktan sonra geliyoruz geri sayımda 7 numaraya. Haftanın en çok dinlenen şarkıları sıralamasında 7 numarada bir pop şarkı var. Söz konusu şarkı Mustafa Sandal'ın yeni tekli single çalışması. Şarkının adı Gel Bana. Bırakta bir sarsın, yanarsa yansın, tüm alevler bu aşktan utansın. Az önce sizlere ne demiştim? Listede 2 vokal var. Bu 2 vokal adeta listeye ambargo koydular demiştim. 20 şarkılık listede Ezel 3 şarkısıyla birlikte yer alıyordu. Ezel gibi listede yorumladığı 3 şarkıyla birlikte yer alan bir başka isim de Şeyin Şah. Şeyin Şah 20 numarada Muşta ile yorumladığı düet performansla, 15 numarada solo şarkısıyla ve geliyoruz 6 numarada bir kez daha düet performansla karşımıza çıkıyor. Şeyin Şah'ın Kubilay Karça ile birlikte yorumladığı Kıskanç isimli şarkı listemiz 6 numarada. Hedef arıyor şu soysuza bak. Kasetin büyüyende taht kuracak. Kurulup düşünde sayıkla adımı çabala durmadan olaya. Yürüyorum sana doğru. Görüyorsan bana. My neck is fuzzy. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Dünyayı kasıp kavuran Ariana Grande'nin yorumlamış olduğu Seven Rings isimli şarkı ülkemizde de en çok dinlenen şarkılardan biri oldu ve 20 şarkının yer almış olduğu listede listeye giren tek yabancı şarkıydı. Ariana Grande yorumu Seven Rings ve listemizde 4 numarada yer aldık ve geliyoruz 3 numaraya. Her zaman ilk 3'te yer alan şarkılar merak edilen şarkılar olurlar. Acaba ilk 3'te hangi şarkılar yer alıyor? 3 numarada karşımıza bir kez daha Ben Fero çıktı. Ben Fero 20 şarkılık listede 14 numarada Mahallemiz Esmer isimli şarkısıyla da yer almıştı. 3 numarada yer alan şarkısı ise 3-2-1. 3-2-1 bitirişi, bu rapim iyi ve bitirici. Popüleriz gibi gibi, göremedin gibi gibi gibi, yalan olur. Ben Fero ile ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Ben Fero popüler olmadan önce bir markanın satış departmanında çalışan bir görevliydi. Ama bugün rap dünyasının popüler seslerinden biri olmayı başardı ve şarkısı haftanın en çok dinlenen şarkıları sıralamasında 3 numarada yer aldı. Geliyoruz 2 numaraya. Acaba 2 numarada kim var? Rap sound'u içeren şarkıların ağırlığını hissettirdiği en çok dinlenen şarkılar sıralamasında ilk 20 şarkı arasında bir pop şarkı daha zirvede Ben De Varım diyebildi. Sözü müziği Gülşen'e, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan bu şarkı listemizde 2 numarada yer alırken geldik beklenen ana 1 numaraya zirveye. Spotify haftanın en çok dinlenen şarkıları sıralamasında 1 numarada yer alan isim bir YouTuber. Şimdiye kadar amatörce şarkılar söylerken profesyonel anlamda ilk şarkısını yaptı diyebileceğimiz Rain Man'den bahsediyorum. Rain Man'in Derdim Olsun isimli şarkısı ilk yayınlandığı günden bu yana tüm rekorları alt üst etti. Ve bu şarkının bir hafta süresince dinlenme raporlarına baktığımız zaman en yakın rakibinden açık ara önde olduğunu görüyoruz. Ve Rain Man'in Derdim Olsun isimli şarkısı Spotify haftanın en çok dinlenen şarkıları sıralamasında bir numarada zirvede. Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış. Kağıda yaza yaza hasretim. Sözü müziği Emre Şakar'a ait olan Rain Man yorumlu Derdim Olsun isimli şarkıyı bir numarada dinledikten sonra artık bu videonun sonunda şu hatırlatmayı yapalım. YouTube çukurunda ne kadar sıklıkla geziniyorsunuz? Sizin tercihleriniz bu çukurda hangi kanallar? Kanallar arasında dolaşırken bize nasıl ulaştınız? Bunu bilmiyoruz. Ama bir şekilde şu anda bu kanaldasınız. Ne yapmanız gerekiyor? Abone olmanız. Bu kanala abone olursanız içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz.